Her gün bir deva yapıyoruz akşamları. Ne zaman? Her akşam bir deva. Geçti mi? Yok. Yatsıdan sonra her akşam yapıyoruz. Şimdi 20. devada galiba. Bir tanesi de olumsuz telkin. Yani o kadar acayip bir şey ki Ebu'l-Beşer yani insanoğlunun ikinci babası. nutufanı Yani böyle düşününce insanın aklı gildisi gidiyor. Nuh sonra Tufan Taun böyle küre yarzı kaplayan, kuşatan bir bera bilmiyor. Yok. Küre 20. devada bak. 8 tane madde var. Sayar mısın bak? Hastalığın sebeplerini sayıyor. 8 tane. Buldun mu Mehmet? abi. Yok 20. devayı buldun mu? Yok bilmiyorum. Ha, 20. devayı Aça, açan, açan var mı? Hı. Deva yaz. Tamam mı? Deva. Hı. Deva yaz. Ondan sonra kaydır 20'ye götür. 8 tane galiba. Evet, hmm. iki kısımdır. Bir kısmı. Ha, okuyor, oku. Bir kısmı hakiki, bir kısmı rehmidir. Hakiki kı kısmı ise şafi hakim, zülcelal, küre arz olan eczani kübrasında ha. her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Ha. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan dinlemek gerektir. Hı. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazır mütedeyyin hekimlerin hazık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan bir, bak suistimalattan perhissizlikten, perhissizlikten iki ve israfattan iki, üç israf Dört hataattan. Dört hata atiyattan. Şey sünneti seni uymamak yani. Hata. Dört. Evet. Beş sefahatten. sefaat Altı dikkatsizlikten Alt, geliyor. Altı dikkatsiz. Hı -hı. Bir tane de bu şey yok mu? Bir, bir, mütedeyyin hekim elbette meşhur bir dairede. Bir olacak. Nasihat, nasihat eder. Ve, ves, vesvesiya. Vesaya. Ha, vesaya bulunur. Hı. Vesaya'da bulunur. Hı. Vesaya'da bulunur su istimalattan, israfattan men eder. Hı. Teselli verir. Hı. Hasta o veseya veseya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir. Ha bu veseya müsbet telkin demek. Nasihat eder var ya hekimi azık. Hekim azık ne yapar? Hekim azıkla doktorla hekim arasında ne fark var? Doktor bedeni bilendir. Hekim ise Hekim ise bedenle ruhu bir bilendir. Hekim, ustad, doktor diyor, insafsız doktorlara diyor. Hekim demez. İnsafsız doktorlara der. Denk gelirse parası da gelir, sağlığı da gider. Hekim ise bedeni ve ruhu fark etmiş. Hekime hazık ise bu konuda ya ruhu ve bedeni bilip uzmanlaşmış... ...kendisi de yaşayan samimi Müslüman... ...ve hekim demektir. Şu an var mı ki? Var. Mesela benim... ...bizim doktor Fikret diyebilirsin ya... Yani. <laughs> ...bedenle ruhu... ...ayırt etmiş. Ee, mesela... ...ilaçları... ...doktorları putlaştırmayan... ...ama yerinde olan... ...yani bazı ifrat ve tefrit ediyoruz. İlaçların aleyhinde ciddi bulunuyoruz. Bazen de... ...tamam bazı da ilaçları tamamen müstebit hakim. Putlaştırıyoruz, ilah yapıyoruz. Şafi yoldan görüyoruz yani. ikisi de zarar. Nedir o? Hekimi hazın diyor tavsiyelerine uymak. Mesela e, Barla 66'da ne diyor? Diyor ki, ey kendi hastalığını teşhis ve tespit edebilen bahtiyar doktor. Orada diyor ki, e, bir hekim diyor, hekimi azık. Bir vesayası yani nasihatı. ...bir tesellisi bazen bin nafi ilaçtan, bin tane faydalı ilaçtan daha fazla tesir eder. Çünkü niye? Ee, o bedeni de ruhu bildiği için onu anlatırken Allah ile beraber anlatıyor. Mesela şöyle, ilaçların durumunu anlatayım size. Mesela televizyon kutusu, unutmayın bu örneği televizyon kutusu var ya veya cep telefonu işte tu aspirinin veya ilacın kendi maddi tarafı bunu kullanırsın. Hani televizyonun anladınız mı ekranın ilacın maddi tarafı. O uydudan alakası kesilirse televizyonda bir şey çalar mı? Bir şey duyulur mu? Bir şey gözükür mü? Yok. Haşa uydu Allah'a misal. Oradan gelen sinyal, sesler Allah'ın esmalarına misal. O e, çana kanten çana kanten bedene misal. O e, televizyon ekranı bedendir. Beden. O televizyonda gözüken film biliriz ki orada çalıyor ama uydu veriyor. İşte ilaçta hasiyet var, biliriz ki Allah veriyor o asiyeti. Yani televizyondaki film veya ses, görüntü ve ses uydu bağlantılı olduğundan olduğunu biliriz. Televizyonun ekranı da ilacın kendi maddi şeyine benzer. Peki ondaki meziyet nedir? Esmaların o dalgaların devamlı canlı tecellisidir. Bunu bilirsen daha acayip şifa oluyor. Peki Kur'an'a göre ölüm korkusu niye vardır? hayatı dünyevi perestiş eder derecesinde kalbi indirdiklerinden Kur'an der ki ölümden veya cihattan çok korkan. Niye? Dünya perestliğimizden kaynaklanıyor. Ehli dünya ehli dünya sanki Risale-i Nur'un hücumat sitesini altı tane ölümcül nokta var ya altı tane sayabilir miyiz? Birincisi nedir? Yani insanın en acımasız dokunduğu zaman ölecek noktası var. Altı tane. Birinci su buca, Yani makam düşkünlüğü. İki sırayla gidelim. Tamam. Tama değil. Haf. Haf. Korku biliyor musunuz? Üç. Tamam. Tama. Doymamaz. Dört. Hadi bakalım. Milliyetçilik. Menfi milliyetçilik. Beş. Enaniyet. Enaniyet. Altı. Ya nasıl bir soy isminiz gibi ezber bilmiyorsunuz bunu? Tembellik ve temperlik. Ha. Tamam. Biliyoruz da işte. Ha peki. E, 24 ben size toplama yapıyorum. Yani çay içiyoruz ya. Yani. 24. sözde diyor ki. Yeis'in zulumatından, altından. Yeis, ümitsizlik sonuçtur ama. Lugata bakarsanız yeis ümitsizlik öyle değil bak. Ustad sanki lugatını veriyor. Yeis'in zulumatından, Kimsesizlik Kimsesizlik vahşetinden. 24. Sözden söylüyorum. Erva Habisi'nin izacatından, bu vahşetin deşetinden. Peki yeis nedir bakın? Yeis, içerideki istidat ve kabiliyetlerin tek tek ampullerinin sönmesi demek. Ampul demek reklam tab tabelası düşünün, reklam. Gece içindeki ampul yanınca üzerindeki yazılar okunuyor diyor, yediğim için söz. Yeis, zulümat yapar. Yeşin zulümatından yani içerideki Allah ve ahiretle alakalı ümitlerinin tek tek la ampulünün sönmesinden ortaya çıkan zulümat. Eylemsel hal ümitsizlik verir. <laughs> İki, bu global dedikleri, küreyarz, bu taun ve e, salgın hastalığı var ya, tufan. O ne verir? Bir de ne yapar? herkesi anne, sanki aşır meydanı gibi e, çocuğu anasından, anasının babasından Ayırdım. ayırıyor. Hiç kimse odasına girmiyor. Kimsesizlik ne yaparmış 24. söze göre? Kimsesizlik vahşetinden. <laughs> Vahşet şu. Helikopterle sizi Afrika'ya atsalar. Bir baktın sırttan geliyor. Nerede nasıl öleceğini belli. Sırttanın öldürme şekli belli. Hayal yerlerinden öldürüyor. Tims o teki tarafa kaçtın timsa. O da yutuyor. Öteki tarafa kaçtın kobra ile o da kemiklerini kırıyor. Öteki tarafa kaçtın aslan boğazını tutuyor. Hangisini seçerdin İbrahim? Ha, o anda ölümden ölümü seçme andaki halete kimsesizlik vahşeti denir. İşte kimsesizlerin kimsesi olan Allah işte Müslüman, Müslümanın e, bir, bir hakkı da nedir? Gördüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman ferahlatan. Yani sıkıntılı kalbine merhem ve sürür süren. Misalde geçiyor ya. Nasıl geçiyor? Kalbine ferah veren, kalbini rahatlatan, evamını gideren Müslüman yani tamam. Sana güven veriyor. Demek ki yeis'in zulümatından, lugatta yeis... Ümitsizliktir. Ümitsizlik sonuçtur. Ne diyeceksiniz? Yeisin zulümatı. Yani içerideki ümit ampullerinin tek tök sönmesinden ortaya çıkan zifiri karanlığın insanda ümitsizlik gözükür. O ne yapar? İmanla tamir edilir. Kur'an'da ümitsizliğin sembolü kimdir? Şeytan. Şey. An ve kafirler diyor. Ancak Allah'tan ümidini kesen. Ne yaptık? yesin zulümatını söyledik. İki kimsesizlik vahşeti. Dostlarınla gidereceksin kimsesizlik vahşetini. Üç erva habisenin izacatından. Erva habisi izacatı ne demek? Seyrettiğiniz filmler, dinlediğiniz müzikler, kötü veya iyi. Bulunduğunuz mekanlar insana paket gönderir. Yani mesela ben bu fındığı yiyorum. Bu fındığı yesem bu enerji olmasın, hiçbir işe yaramasın. Bu mümkün mü? Benim dememle olur mu? Bu içeriye girdim böyle. Film de böyledir. <laughs> Sesler de öyle. Bak. O zaman erva habisenin izacatından, erva haliyenin ihyasından tersi de öyle. Erva haliyenin. Peki bir de vahşet var. Yani böyle bunlar bir araya gelse ne olur? Bu, bu insanda dehşet olur. içsel çöküntü olur. Şimdi bunun tersini yapalım. Yeis'in zulümatından. Yeis içerideki tek tek ümit ampullerini çökertiyor ya. O zaman yeis'in karşısında nedir? Tefekkürü imani insana Allah ve ahirete ümit veriyor. Tefekkürü imani. Yani tefekkürü. Peki e, kimsesizlik bahşeti ne yapar? Korku. Kor dedim ya safaride. Korku unutma şu şey cümleyi. Korku insanın aklını bir, fikrini iki, hissini üç, duygularını dört esir ediyor. Köleleştiriyor. Ondan sonra bedeni esas yaptırıyor. Ahireti unutturuyor. Kendisini bedenle ifade ediyor. İşte haf Hucumat-ı ikinci şeyi insanın vehmini, vesvesesini aktif ederek sırayla gidiyorum. Bakın soğan kabuğu gibi dışarıdan aklını, fikrini, hissini, duygusunu ne yaparmış? Esir, esir, esir alıyor. Korku esir alıyor. Ondan sonra çöküyor. Kan donuyor. Düşünceler unutmayın, düşünceler kanı etkiler. Mesela bir saat önceki talilinle bir saat sonraki hastanın tali değişir. Düşünceler değiştiği için. Bak düşünceler kanı. Kan dokuları, doku da organları değiştiriyor. Ha, ervah de öyledir. Şu andaki konuşma merva aliyedir. Dimağınıza ümit veriyor. Hani tefekkür imani ona ezan okunduğunda diyeceğiz. Tefekkür imani nokta istinat ve nokta iti, e, istimdatı veriyor. Yani dünya ve ahireti iki menzil, iki sayfa, iki mekan gösteriyor. Burayı oradan orayı buradan kopuk göstermiyor. Bütünleştiriyor. Bedenin bina gibi olduğunu, içeridesin Abdülbasit. Binaya benziyor musun? Bina senin cesedine benzer, ruhun da sana şu ana benzer. Onun için erva ervah Aliye, güzel sohbetler, risaleler, beraber mutalalar, muzakereler, müsbet konuşmalar erva aliyenin ihyasından. Tersi erva habisenin izacatından. Kimsesizlik vahşetinden, dostlarının varlığından. Sen ne yapıyorsun? Diriliyorsun. Var oluyorsun. Onu kastamın o şeyde söylüyor. Ayet 2 burada. Tam ümidini kesmişken bütün ordular senin olduğunu söyleseler diyor. Tamam mı? Hadi yatsın namazına gidelim. Nadir abim benim. Unuttum beni Nadir abi. Hemen yatsıya başlayalım. Allah'ın izniyle. <laughs>